Efendim merhaba. Enderun sohbetlerine hoş geldiniz. Malum bu sene Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılıydı. Dolayısıyla bu sene Mehmet Akif Ersoy'la ilgili birçok toplantılar düzenlendi. Anma programları düzenlendi. Hatta son olarak kaybolmuş bir onun eserlerinden yapılmış bir beste bulundu ve sahnelendi. Biz de bugün 2023 yılının son programında Mehmet Akif Ersoy'un 27 Aralık doğum yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u konuşmak istedik. Tabii Mehmet Akif Ersoy deyince onun hakkında bir şeyler söylemek, yeni bir şeyler söylemek, onu konuşmak çok kolay değil. Diğer programlarda da sıkça Mehmet Akif'ten, İstiklal Marşı'ndan, Safahat'tan, eserlerinden bahsedilir. Biz bugün biraz daha Mehmet Akif'in farklı bir yönünü sizlerle paylaşmak, sizlerle konuşmak ve anlatmak istedik. Bunun için konuşacağımız konu Mehmet Akif'in Japonya hakkındaki kanaatleri. Bu konuda Japonya ile ilgili yayınları olan, Japonya'yı tanıyan, bilen, Mehmet Akif'i tanıyıp bilen birbirinden kıymetli iki değerli hocamızı davet ettik. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Can ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Doğru söyledim değil mi hocam? Doğrudur. Çünkü hep alışkanlıkla Mimar Sinan diyoruz. Güzel sanatlar. Güzel sanatlar da var tabii. İsmail Türkoğlu hocalarımız. Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sohbetimize geçmeden önce hocalarımızın konuyla ilgili yayınlamış olduğu kitaplar hakkında size kısa birkaç cümle söylemek isterim. Aslında bugün Sibiryalı İsmail Türkoğlu hocamızın bu kitabı Sibiryalı Meşhur Seyyah Abdurreşit İbrahim. Yüksek lisans teziniz miydi hocam? Evet. Böyle bir biyografik çalışması, içinde de Mehmet Akif'le ilgili bir bölüm var. Sonra bir diğer çalışması hocamızın Süleymaniye Kürsüsü'ndeki vaiz Abdurreşit İbrahim. Bu da Pendik Belediyesi yayınlarından Mehmet Akif'in çevresindekiler programı kapsamında yayınlanmış. Mehmet Akif'in teşriki mesaisi olduğu, muhabbet beslediği, kendisiyle bir dönem görüştüğü ve fikirlerinden etkilendiği Abdurreşit İbrahim ile Mehmet Akif'in ilişkilerini incelediniz kitabınız. Bugün de zaten bunu konuşacağız. Bir diğeri Abdurreşit İbrahim Tercüme-i Halim isimli kitap ve hocamızın Mehmet Akif'le ilgili olmayan son çıkan kitabı Ahmet Ferit'e Mektuplar. Bu kitapta hocamız yeni çıktı. İnşallah bir başka programda inşallah hocam bu kitabı da konuşma fırsatı buluruz. Ahmet Can hocamın kitapları daha çok Japonya ile ilgili. Onun Mehmet Akif'le doğrudan yapılmış bir çalışması bulunmamakla beraber her sosyal bilimci gibi Mehmet Akif'i tanıyan, bilen, eserlerin haberdar olan bir hocamız. Onun bizim de gerçekten benim dikkatimi çeken ve Türkiye'de benzerlerini çok görmediğimiz bir kitap. Japonya'da Eğitim, Kültür ve Modernleşme diye bir kitap var. Bir de Japonya nasıl modernleşti ve kalkındı? Niçin Japonya? Niçin bu kitapları aldık? Bu konuyu konuşacağız. Çünkü bu Abdurreşit İbrahim'le bu kitapta belirtildiği üzere Mehmet Akif'le Abdurreşit arasındaki İbrahim ilişkiyi konuşacağız. Çünkü bu sene Mehmet Akif'in doğumunun 150. yılı. Akif 150 yaşında ve bu içinde bulmuş olduğumuz haftada Akif'in doğum, ölüm, vefat yıl dönümü. Dolayısıyla hem doğumunun 150. yılını olduğu seneyi Akif'le veda etmiş olacağız. Hem de ölüm yıl dönümünde bir kez daha Mehmet Akif'i anmış olacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Mehmet Akif'le Abdurreşit İbrahim'in ilişkisi üzerine tabii sizlerden dinleyeceğiz. Bizi ilgilendiren kısmı Süleymaniye Kürsüsü'nde ki Abdurreşit İbrahim'i ağzından anlattı. Japon modernleşmesi. Japon Abdurreşit İbrahim sizin kitabınızdan okuyup öğrendiğim kadarıyla ömrünün son yıllarını Japonya'da geçirmiş. Japonları seven, Japonya'yı beğenen, Japonya'da İslamiyet'in yayılması için gayret gösteren büyük bir dava adamı, fikir adamı, bir hoca. Aynı zamanda medrese mezunu olduğu için ilmi yönü de var. Böyle büyük bir isim. Bu büyük bir isimle Mehmet Akif'in buluşmalarını ve şiirdeki tesirini Japonya'yı öğrenmeye çalışacağız. Siz hazır iki değerli hocamızı bulmuşken ben daha çok konuşmayayım. Çünkü çok
alışılmışın, mutadın üzerinde uzun bir giriş oldu. Mevzuyu anlatayım derken biraz galiba fazla konuştum. Hocam, Estağfurullah. Mehmet Akif'i bu kadar yakından etkileyen Abdülreşit İbrahim kimdir sorusuyla isterseniz programımıza, sohbetimize başlayalım. Evet. Abdülreşit İbrahim 1857'de Batı Sibirya'nın Tobolsk vilayetinin Tarak kasabasında doğmuş. Efendim, Kazan Hanlığı'nın alınmasından sonra, yani işgalinden sonra Ruslar tarafından 1552'de Tatarlar etrafa dağılmışlar. Yani bütün Sibirya'ya doğru, Türkistan'a doğru vesaire. Ve dolayısıyla bir kısım ahali de işte Tara'ya göç etmiş. Orada kendilerine bir köy teşkil etmişler. Abdülreşit İbrahim'in atalarının baba tarafı Buhara'dan. Bunlara Sibirya Buharalıları da deniliyor. Mehmet Akif'in annesi de Buharalı Evet, olduğu Şerif için Hanım. evet, burada aralarında da bir ünsiyet peyda olmuş. Ben de onu soracaktım. Acaba Mehmet Akif'in annesinin Buharalı olmasıyla, işte Abdülreşit İbrahim'in atalarının Buhara'dan gelmiş olmasının bu muhabbetin oluşmasında bir etkisi var mıdır diye soracaktım. Siz ben sormadan cevap Estağfurullah. verdiniz. Muhakkak bir sıcaklık Bir meydana hemşerilik, bir gelmiştir. Hatta Buhara sıcaklığı. Buhara sıcaklığı. Şimdi tabii seyircilerimiz Buhara, Hive, Semerkant, bence herkes gidip bu Türkistan'daki bu şehirleri görmeli. Oralar birer akademik şehir gibi. Yani orada yüzlerce medrese, bir tane değil, yüzlerce medrese var. Abdülreşit İbrahim'in ataları da çeşitli vesilelerle işte Sibirya'ya göç etmişler. Ve Abdülreşit İbrahim çok küçük yaşta hem annesini kaybediyor hem babasını kaybediyor. Fakat buna rağmen Abdülreşit İbrahim yok olmuyor. Yani böyle bir durumda henüz 8-10 yaşındayken ebeveynlerini kaybeden bir çocuğun yok olması mümkündür. Fakat Abdülreşit İbrahim kaybolmuyor. Önce civardaki medreselerde eğitim hayatını tamamladıktan sonra onun bir kızıl elması var. Kızıl elması Medine'ye, Mekke'ye giderek dini tahsilini orada tamamlamak. Ve Abdülreşit İbrahim'in Medine'de bulunduğu dönemde Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi hadisesine karışan devrin işte ulemasından ve devlet adamlarının pek çoğu da Hicaz bölgesine sürülmüş. Dolayısıyla Abdülreşit İbrahim burada hem dini bir eğitim alıyor hem de siyasi bir eğitim alıyor. Çünkü gelen devlet adamı ve ulemanın bir kısmı işte bu tatsız hadiseye karışmış. Ve ömür boyu Medine'de kalmaya niyetlenmiş. Hatta kardeşine de böyle bir mektup yazmış. Fakat hocası bunu duyunca Abdülreşit İbrahim'e kızıyor. Ben seni ömrünü burada geçiresin diye mi bu kadar meşakkate katlandım, okuttum? Sen vatanına gideceksin, oradaki insanlara İslamiyet'i anlatacaksın. Abdülreşit İbrahim aynı zamanda hafızdır. Ve işte Medine'de fıkıh, hadis ilimlerinden ders görüyor. Ve tabii Türkistanlı her ulemanın yolu İstanbul'dan geçer. Hatta bu gelenek uzun süre devam etmiştir. Eğer Türkistanlı bir hacı Cuma selamlığında halifeyi görüp Hicaz'a giderse haccının daha eftal olacağına inanır. Hacı Ekber gibi bir şey yani. Evet, ikinci bir Hacı Ekber gibi. Ve o nedenle sürekli bir irtibat var. Efendim, bu irtibat ne işe yarıyor? Öğrenciler gelip gidiyor, kitaplar İstanbul'da basılıyor, o bölgelere kitaplar götürülüyor falan. Bu arada 1883 bölgede eğitimin modernleştirilmesi çabaları var. Abdülreşit İbrahim açık fikirli bir insan. 1891'li yıllarda
Orenburg Müftülüğü diye 2. Katerina döneminde ihdas edilmiş bir müftülük var. Bu Rusya Müslümanlarının Rus devleti indinde tek temsilcilikleri. Abdülreşit İbrahim buraya kadı olarak tayin ediliyor. Bu müftülükte bir müftü ve 4 kadı var. Fakat Abdülreşit İbrahim bir aksiyoner adamı. Yani bir yere bağımlı kalarak yaşamayı pek kendinde görmüyor ve sürekli hareket halinde. O yüzden işte Sibiryalı meşhur seyyah Sırat-ı Müstakim dergisi ona bu ünvanı layık görmüş. Sibiryalı meşhur seyyah. Abdülreşit İbrahim bir müddet sonra buradan istifa ediyor bu kurumdan. Esasında kurumda maaş güzel, yani normal bir insan için gayet iyi bir iş falan. Fakat Abdülreşit İbrahim tabiat itibariyle bir yere bağımlı olarak yaşayacak birisi değil. Evet, çok seyahat etmiş değil çok mi? Çok seyahat etmiş. Gezmediği memleket kalmamış. Koca yani, kıtayı görmedik bir Amerika memleket kalmış. Amerika kıtası hariç esasında dünyanın pek çok yerini dolaşmış. Fakat seyahatlerinin bir kısmını yazmış, bir kısmını yazmamış. Neyse, kısaca hayat hikayesini sonlandırayım. Sonra 1905'te Rusya'da bir ihtilal oldu. İşte Rusya'da, sonra İran'da, sonra da bizde. Şark'ta işte ihtilaller çağda diyebiliriz. Ve Rusya'da ihtilal olduktan sonra Petersburg'da bir gazete çıkarıyor, Ülfet. Ondan önce Mirat diye bir 22 sayı çıkan bir dergi çıkarıyor. Aktif olarak siyasete karışıyor fakat bu onun bu siyasi faaliyetleri Rus jandarmasının hoşuna gitmiyor. O nedenle hakkında takibat başlıyor. Dostlara haber veriyor ve işte 1908 yılının başlarında önce Türkistan, Türkistan üzerinden Çin ve Japonya üzerinden işte Singapur, Kore vesaire Hindistan üzerinden tekrar hacca gidiyor ve İstanbul'a dönüyor. Bu arada bu seyahatleri sırasında İstanbul'a sürekli işte Medine'de okurken gidip geldiği için Manastırlı İsmail Hakkı'yla da aralarında bir ünsiyet. Dönemin işte Vefik Paşa, Münif Paşa gibi dönemin devlet adamlarıyla da görüşmüş. Ve seyahatlerinden Manastırlı İsmail Hakkı'ya mektup yazıyor. İşte ve Sırat-ı Müstakim'le tanışması böylece başlıyor. Ve ondan sonra Sırat-ı Müstakim'in daimi yazarları arasına karışıyor ve Sırat-ı Müstakim Sebülül Reşat'ta Rusya Türkleri arasında en çok yazıları olanlardan birisi Abdülreşit İbrahim'dir. Ve İstanbul'a geldikten sonra da Mehmet Akif'le dostluğu başlıyor. Sonra ilk Mehmet Akif'le tanışması, karşılaşması 1910'lar civarında. Bu 1908'de geldiğinde yani 1908'de seyahate çıkıyor. Rusya'dan seyahate çıkıyor. Yaklaşık 2 yıla yakın sürüyor. Akif'le ilk defa orada yani İstanbul'a geldiği zaman tabii Akif artık onu tanıyor. Neden? Çünkü dergide hemen hemen her hafta makaleleri neşrediyor. Dergiyi çıkaranlardan Eşref Edip işte Manastırlı İsmail Hakkı, Şeyh Benderzade, Filibeli Ahmet İlmi bunlar derginin çekirdek kadrosu. Sonra Trablusgarp Savaşı çıkınca Trablusgarp'a gidiyor. Sarıkamış Harekatı başlayınca Sarıkamış'a gidiyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanların esir aldığı Rusya Türklerinden Berlin'de Zossen kampında yaşayan Müslüman askerlerin Irak cephesinde İngilizlere karşı mücadele ettirilmesi için oraya gidiyor. Mehmet Akif'in de bir işte Berlin'e kadar gittiğini biliyoruz. Ve dolayısıyla sonra 1917 ihtilali oluyor. Ailesini önce Almanya'ya sonra Türkiye'ye getiriyor. Sonra 30'lu yıllarda Konya'nın Böğrüdelik kasabasına yerleşiyorlar. Fakat burada hayata tutunamıyor. Çok çeşitli, zor. Evet, zor yıllar. Ve ondan sonra 1932-33 yılında tekrar Japonya'ya gidiyor. Ve ömrünün sonuna kadar Japonya'da yaşıyor. 1944'te vefat ediyor.
Kısaca mezarı galiba Japonya'da, Tokyo'ya 2 saat uzaklıkta bir yerde. Hatta resimlerimiz arasında var. Eğer, resim hocam kaç numaralı resim? Kaç numaralı? 72 numaralı resim Abdüreşit İbrahim'in kabridir Tokyo'daki. Tokyo'ya 2 saat uzaklıkta bir Müslüman mezarlığı var. Orada metfun. Hocam siz ziyaret ettiniz mi Japonya'da bulunduğunuz sırada? Evet ama çok kısa bir süre bir defa gittim. Ama gördünüz mezarlığı. Evet, evet. Nasıl temiz ve bakımlı bir şekilde miydi hocam? Bakım da zaten Japon toplumu genelde temiz bir toplum olduğu için hemen her yere bizim daha önce Osmanlı yıkılmadan önce 1890'larda Ertuğrul gemisinin gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirerek orada şehit düşen deniz subayları ve erlerinin kaldığı Wakayama kentinde de bir Türk şehitliği vardır. Orası da fevkalade güzeldir yani. Tertemiz, bakımlı. Evet. Yani Japonya'ya gitmek isteyenleri de buradan gidecek, gezecek bir yer. Bir de tabii İsmail Bey simge isim olduğu için Japonya'da az da olsa Tokyo'da bir küçük Tatar cemaati var. Bir de bugün Tokyo'da şehrin önemli simgelerinden biri haline gelen Tokyo Camisi var. Yani Tokyo Camisi'nin günümüzdeki ehemmiyeti şudur. Tokyo'ya gelen bütün turistler Tokyo Camisi'ni yani de... Müslümanların dışındaki turistler mi? Tabii tabii. Müslümanların yani dışındaki... Yani şu hocam, Paris'e giden Eyfel Kulesi'ni nasıl görüyorsun? Evet. Tokyo'ya giden hangi nereden olursa olsun Tokyo'daki camiyi görüyor. Yani bu tur rehberlerinin programında vardır. Çünkü başka örneği yok Tokyo'da. Yani tek bir cami var ve 1980'li yıllarda eski cami, onun fotoğrafları da var burada. 1938 onun açılış şeyi. Evet. 43.1 ve 43.2'de resimli eski hali, 73'te de yeni hali var resimlerde arkadaşlar gösterirse. Ve dolayısıyla oranın altında bir Türk kültür merkezi var. Şimdi Abdüreşit İbrahim'i tabii hayat hikayesini, bu caminin arsasının alınması ta 1909'lu yıllara geliyor. Ve Abdüreşit İbrahim tapuyu Osmanlı Devleti'ne yaptırmış. Çünkü şahıslara tapu yapılırsa ileride varisler satabilir. Çünkü Tokyo dünyada arsanın en pahalı olduğu şehirlerden çünkü birisi. Yok zaten ada, 100 milyon nüfus var. Evet. Ve Abdüreşit İbrahim tapuyu Osmanlı Devleti'ne ve oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne kaldığı için caminin zemin katında da işte Türk kültürü, Yunus Emre Enstitüsü'nün bir merkezi var. Orada Japonlara Türkçe öğretiliyor. İşte Diyanet İşleri'nin başka bir ofisi var vesaire. Yani orada bir kompleks gibi olmuş artık. Yani hakikaten çok uzak görüşlüymüş. Şimdi evet arkadaşlar 41 ile 40'a 2. 43'e yani, 1, 43'e 2. Ben tabii gözlüğü takıyorum. Özür dilerim. Estağfurullah. Hocam hakikaten ben 43'müş. Ben 40 diye okuyorum. Delini gözlük tuttuğum halde. Hocam bu yani bir adam gidiyor Japonya'da bir arsa alıyor ve bugün yani almamız çok oldukça imkansız demeyelim ama Japonya'nın durumu ve Tokyo'nun durumunu bilen sizlersiniz. Çok zor olsa gerek. Bugün öyle bir şey alınmak çok kolay bir şey mi? Mümkün değil tabii de bu Abdüreşit İbrahim'in bireysel bir teşebbüsüyle olan da bir şey değil. Oradaki Müslümanların destekleri. Yani Mehmet Akif ve Abdüreşit İbrahim'in biraz Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki siyasi perspektifle hayata bakarken, dünyaya bakarken ortak bir hedef etrafında bir araya gelen bir yarı örgütlü mü diyelim, yarı örgütsüz bir İslami muhafazakar, bir tarafta da milliyetçi örgütlenme çerçevesi içerisinde buluşmalarıdır diyebiliriz. Belki Abdüreşit İbrahim'in zaten Tara'dan Saint Petersburg'a, oradan Mekke Medine'ye sevk eden, sonra İstanbul'a gel gitini sağlayan
sonra Japonya'ya yönlendiren de aslında temel motivasyon İslami kimliği, onun İslamcı bir eylem adamı olması. Ancak o eylem adamlığını organize eden, yönlendiren şahsi müteşebbis yönünden daha çok az önce İsmail Bey'in sözünü ettiği önce Rus İmparatorluğu'nun arkasında da Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılacak olması nedeniyle Japonların emperyalist bir yeni güç olarak batılı düveli muazzama denilen güçlü devletlerin sahneye çıktığı gibi doğuda yeni bir modern devlet olarak sahneye çıkma arzu ve emeli ile biraz ilişkilidir. Evet. Dolayısıyla sadece bir edebiyat perspektifinde değil, biraz sosyoloji, uluslararası ilişkiler çerçevesinde de olaya bakmak evet. gerekir diye düşünüyorum. Hocam, doğrusu. Abdülreşit İbrahim'in Tatar dediniz. Yani bir de Buhara'dan göçmeniz. Bunlara Sibirya Buharalıları da deniliyor. Günümüzde de Sibirya Tatarları olarak adlandırılıyor. Fakat biz Kazan ve Kırım Tatarları biliyoruz. Bir de Sibirya Tatarları. Tamam. Ruslar bu milliyet yaratmada biraz uygunlar. Yani çok seviyorlar. İşte küçük Türk topluluklarına, yani onları birlikteliğini engellemek için böyle böl parçala. Çünkü Abdülreşit İbrahim Tercüme-i Halim isimli kendi yazdığı eserinde soyunu, nereden geldiklerini yazıyor zaten. Yani Abdülreşit İbrahim'in 1900'lü yıllara kadar olan hayatını kendi yazmış. Ama esas ikinci bölüm çok mühim, fakat o bölümü yazmaya ya vakti olmadı ya yazdı, kayboldu. Ki esas bize lazım yani olacak, lazım olacak bölüm o bölümdü İsmail Bey. Günün birinde belki. Şimdi şöyle diyor hocam, İsmail Bey Tatar diyor ama bir yazısında, bu Osmanlı Devlet Arşivlerinde var şeyde, bizim kendi el yazısıyla sadarete bahsettiği şeyde. Hocam, yanlış anlamış olmamak için soruyorum, teyit için söyleyeyim. Yani Abdülreşit İbrahim'in el yazısı ile bir belge bizim Osmanlı arşivlerinde mi? Bir tane değil, daha çok belge daha çok var. Yani belgeler var. Diyor, tabii. Birinde diyor ki, ben minel kadim ma aile Türkiye tabiyetinde bulunurum. Türk vatandaşlığından aldı o zaman. Osmanlı vatandaşı önce. Bunu yazarken Cumhuriyet daha yeni ilan edilmiş ama Türk vatandaşı değil. Neslen ve cinsen Türk oğlu Türk'üm diyor. Bunu yazarken şunu söylüyor. Onun en küçük çocuğu Ahmet Münir'dür. O da Tokyo'da eğitim alıyor. Dolayısıyla sadece Abdülreşit İbrahim değil, oğlu da orada eğitim alıyor ve bunu birlikte değerlendirmek lazım. Mehmet Akif de bunun içinde bir yere oturtulması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hariciye temsilcisi olarak Adnan Adıver, o zaman Adnan Bey'e yazdığı bir yazıda diyor. Oğlu Tokyo'da eğitimini tamamlamış. Savaş nedeniyle ülkeye dönemediği için uzak doğuda bir yerlerde beklemiş ve Türkiye'ye kabulü için de Rusya'nın ona geçiş vizesi vermesi gerekiyor. Rusya vizeyi vermediği için de Türkiye'ye gelemiyor. Bu vesileyle aracılık yapılmasını arzu ettiği için İstanbul'da, kendisi burada, Adnan Bey'e bir mektup yazıyor, dilekçe yazıyor. Yani bana aracılık yapın, oğlum Ahmet Münir İstanbul'a gelsin diyor. Kafkasya'da bekliyor o zaman. Türk vatandaşlığı ilk kez, yani Osmanlı vatandaşlığı 1912'dir. Fakat daha önceki teşebbüsleri vardır. Abdülhamit hatırladığım kadarıyla o dönemde biraz mütereddit kalıyor buna vatandaşlık verilmekten. Ruslarla olan münasebetleri düşünerek mi acaba endişesi? Ruslarla ve başka ülkelerle ilgili münasebetlerini de dikkate alarak. 18 ve 19 numaralı belgeler onun Osmanlı vatandaşlığına
geçişiyle alakalıdır. Arkadaşlarımız gösterirse görürüz. Ahmet Hocam doğru dedi. Gürcistan'da oğlu tutuklanıyor. Ve Türkiye'ye gelemediği için Abdülreşit İbrahim işte devlete dilekçe veriyor. Oğluma sahip çıkın. Yani biz Türk oğlu Türk'üz. Ama zaten biz Türk'ü, Tatar'ı birbirinden ayırmıyoruz. Yani Rusya Müslümanı, dönemin literatüründe bunlar Rusya Müslümanı. 1917 ihtilaline kadar esasında Türk-Tatar ortak kullanılmış. Fakat Sovyetler Birliği artık devlete hakimiyeti sağlandıktan sonra Türk'ü atmış, sadece Tatar bırakmışlar. Ve işte mesela... Tatar, Özbek, Kırgız, evet, ondan sonra var. Bunlar işte Kazak ve Kırgızların hepsine Kırgız diyorlar. Özbeklere Sart diyorlar vesaire. Abdülreşit İbrahim yazılarında bazen Türk, bazen Tatar, bazen Müslüman, bazen Rusya Müslümanı, bazen Buharalı, bu tabirlerin hepsini kullanıyor. Fakat o belgede, hocamın bahsettiği belgede ilginç bir belgedir. Kendi el yazısıyla yazdığı, Sedar, yani dönemin Ankara'daki hükümetine yazdığı bir belgedir. Fakat ilginçtir, yine hocam da okumuştur. O bölgede kendisi doğum tarihini 1271 diye ifade ediyor. 1853. Geç yaşta evleniyor. Hocam nasıl erken evlensin? Anne yok, baba yok. Eğitim hayatı medreselerde geçiyor. Hacca gidiyor. Medine'de, Mekke'de tahsil hayatını görüyor. O yani 1857. Kendi tercümeye halimde 1857. Yani burada söylemek biraz istediğim geç evlenmesi normal. Yazdıkları şeyler arasında da zaman zaman tutarsızlıklar var. Olabilir. 83'te evlendiğini söylüyor. Haremim diyor. Bir hanımefendinin ismini veriyor ve doğum tarihini de beyan ediyor. O doğum tarihine baktığınızda ilk çocuğunun doğum tarihiyle birlikte evlenme yaşı aslında henüz reşit olup olmadığına şüphe uyandırıyor. İlk çocuğunu 9 yaşında doğurmuş gibi bir durum var. Hem geç evlenmiş olup hem 9 yaşında doğurmuş. Efendim, hadise şöyle, kendi de hatıratında anlatıyor. Şimdi Mekke'de eğitimini tamamladıktan sonra köylerine dönüyor. Köylüler bunun köyde kalmayacağını biliyor. O nedenle diyorlar, bunu bağlayalım köye. Nasıl bağlayacaksınız? Evlendireceksiniz. Bunu bizim mesela Almanya'daki ya da Avrupa'daki işçilerimiz de, çocuklarının bir gayrimüslimle evlenmemesi için ya da aileye bağlılığını devam ettirmesi için, pekiştirmek için hemen evlendirirler. Avrupa'daki muhacir işçi çocuklarının evlenme yaşıyla mesela Türkiye'deki yaş birbirini tutmaz. Abdülreşit İbrahim bunu kendi yazıyor zaten. Diyor ki, köylüler beni evlendirdiler. Niye? Köye bağlılığım artsın, köyde kalayım. Fakat Abdülreşit İbrahim hayatını bir köyde devam ettirecek bir köye insan değil. Köye sığacak bir adam değil. Yok, köye sığacak bir dünyaya adam değil. Dünyaya sığamamış, yani koca kıtaya sığamamış, evet. Köye mi sığacak? Hocam şimdi biraz Abdülreşit İbrahim'e doğru kaymaya başladık. Asıl bizim malum Mehmet Akif Ulan Münasip. Evet. Şimdi bu Abdülreşit İbrahim İstanbul'la ne zaman Mehmet Akif ile karşılaştı, tanıştı? Ve Mehmet Akif Ulan münasebetleri ne şekilde cereyan etti ve ilerledi? Efendim, Abdülreşit İbrahim işte bu büyük seyahatinden döndükten sonra Sırat-ı Müstakim dergisi önce formalar halinde, eskiden adetti biliyorsunuz, işte formalar dağıtılır, sonra o formalar bir araya getirilir, kitap olurdu. Ve formalar halinde seyahatnameyi okuyucularına hediye ediyor. Ve bu arada Abdülreşit İbrahim işte İstanbul'da Sultanahmet civarında bir eve yerleşiyor. Ve artık Sırat-ı Müstakim İdaresi'nin tahrir heyetiyle görüşler başlıyor. Hatta şöyle bir anekdot anlatılır. İşte bir gün Taceddin dergahında Mehmet Akif semaver kaynıyor. O vecd içinde işte onu dinliyor falan. Bu arada kapı vuruluyor. Eşref Edip anlatıyor bunu hatıralarında. Yusuf Akçura elinde yeni çıkan bir kitabı ve bir paket çayla içeri giriyor. Yusuf diyor, gel çay içelim diyor Mehmet Akif. Yusuf Akçura da diyor ki, Tatarlar böyle tam takır çay içmez diyor. Onun yanında işte kuru yemişler, bisküviler,
bir takım yiyecekler olmalı. Evet diyor, benim bir serseri arkadaşım vardı diyor. Az kalsın beni de alıştıracaktı. Allah'tan gitti de kurtulduk diyor. Bu Abdülreşit İbrahim için mi söylüyor? Abdülreşit İbrahim için. Abdülreşit İbrahim Mehmet Akif'e diyor ki, Akif sen bütün Afrika'yı, Sibirya'yı dolaşmalısın. Orada kızgın çöllerde, işte Sibirya'da, buzullarda. Oradaki insanların senin şiirlerine ihtiyacı var diyor. O da diyor ki beni de kendin gibi serseri yapacaksın diyor. Bu muhabbetten kaynaklanan bir hitap. Evet tarzı, tabii mi? Ki evet. Tabii ki yani. Aralarındaki samimiyeti gösteriyor aynı zamanda. Çok samimiler ve işte bugünkü konumuz Süleymaniye Kürsüsü'nde esasında Abdülreşit İbrahim'in hayat hikayesi, Rusya Türklerinin modernleşmesi meseleleri. Çünkü bölüm bölümdür Süleymaniye Kürsüsü'nde. Uzunca bir şiir. Ve işte hocamın uzmanlık sahası olan Japonya, Japonya'daki kültür, medenileşme. Abdülreşit İbrahim Türkiye'de Japon algısının oluşmasında, yani bizde bir Japon sevgisi vardır. Bunu inkar edemeyiz. Sokağa çıksan, kime sorsan Japonları severiz derler. En azından düşman değiliz. Düşman değiliz. Ama bizim sevgimiz biraz da platonikmiş. Yani bazı uzmanlar, Ahmet hocama ben de bunu soracaktım. Bu sevgimiz. Bizim onları sevdiğimiz kadar onlar bizi seviyor bizi mu? Sevmiyor, sevmiyor. Evet hocam, Ahmet hocam. Siz ne dersiniz evet. Hocam bu konuda? Böyle bir kanaat sizde hasıl oldu mu? Yani o sevgi tabii göreceli olan bir şeydir. Biz en azından tarih içerisinde baktığımızda bir çatışma olmamış Türkler ve Japonlar arasında. Kültürel benzerlikler var. Dil olarak da Ural Altay dil aynı grubundadır. Aynı dil ailesindeyiz. Evet. Dolayısıyla bir benzer şeyleri var. Onlar Türklere birkaç nedenden dolayı ciddi bir sempatileri de vardır. En son Ertuğrul filmi de çekildi biliyorsunuz. Orada sanırım Irak-İran savaşı nedeniyle Japon diplomatlarının ve o ofiste çalışan sivil Japonların tahliyesini Turgut Özal rahmetli zamanında Türkiye aracılık ederek, hatta Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlığın özel uçağı tahsis edilerek onlar gönderildiği için büyük bir muhabbetleri var. O dönemden kalma. O dönemden kalma. Başka nedenleri de var. Tabii buradan bakınca şey olmuyor. Türkler o kadar merak sahiki bir toplum mudur? Doğrusu bilmiyorum. Ancak Japonlar, Mehmet Akif'e de oradan dönmek istiyorum. Çok merak sahiki bir insanlardır. Hem birey olarak bir de kitle olarak. Dünyada ilk olan neyse orijini, orayı araştırırlar Japonlar. Ben de 90'lı yıllarda Japonya'ya gittiğimde öğrendim. Kiraz'ın ana vatanının Türkiye olduğunu ve hatta Giresun olduğunu. Dolayısıyla bunu Japonlar araştırmışlar. Siz de orada mı öğrendiniz hocam? Evet. Giresun'la kardeş şehirdir. Ve Japonya'nın ana kıtası olan Honshu adasında Yamagata denilen bir vilayet var. O vilayette bir tane Türkokan vardır. Türk evi demek, Türk kültür merkezi. Ve orada da Japonya'nın en güzel kirazı ve en fazla kiraz ağacı popülasyonu var. Dolayısıyla o şehir ile Giresun arasında da bir belediyeler, sivil halk arasında her yıl bir gidiş gelişler hocam, söz konusudur. Merakımı mazur görün. Meraklı olmak üzerine onca güzel sözler sarf ettikten sonra konunun dışına çıkıyormuş gibi olacağım biraz ama kısa bir hemen şöyle sapıp tekrar geri geleceğiz. Japon kiraz ağaçlarını biliyoruz. Fakat onu biz daha çok çiçekleri için beslediklerini, yani yetiştirdiklerini zannediyoruz. Orada da meyvesi de var mı? Tabii efendim. Meyvede yiyorlar mı? İki türlüdür. Birisi sakuradır, birisi sakrambo diye Japonca'da. Bizim Sakura Çam Hastanesi ismini veren. Evet, oradan geliyordur. Birisi sadece çiçeği içindir. Yani İstanbul'da çok güzel bir ağaç. Nasıl bir şey Erguvan İstanbul'un sembolü ise Japonya'nın en güneyinden başlayarak en kuzeyine doğru bahar aylarında kiraz çiçeği festivalleri, etkinlikleri olur. Bu genelde Mart ayının ortasından
mevsimin ılık geçmesine göre 15'inde başlar, sonuna doğru Nisan ve Mayıs'a kadar sarkabilir. Bu sadece çiçeği olur bunun, rengarenk. Çiçek altında açıldığı zaman, hani bizim damat İbrahim Paşa'nın şeyleri gibi, Sadabat gibi, etkinlikleri gibi, o etkinlikler bugün de devam ediyor. Eski Meiji dönemi, Tokugawa döneminden bugüne kadar gelen bir şeydir. Bu vardır ama çok kaliteli ve nitelikli kirazları da vardır. Evet, çok da şeydir yani. Hocam siz Japonların bizi sevmediğini daha yani ben bizim aşkımız sizce? Platonik dedim. Ben sevmiyor ifadesini yani kullanmadım. Bizim aşkımız platonik deyince hani ben karşılıksız gibi. Yani biraz karşılıksızlığı da var. Hmm. Ama biz Japonları çok seviyoruz. Yani sokağa çıksanız, kime sorsanız Japonlar açıkçası. Niye bu kadar seviyoruz? Onu şimdi efendim niye bunu onları çok seviyoruz? Şimdi onun hikayesini ben size anlatayım. 1945'te Japonlarla Ruslar savaştı. Ve o küçük, yani toprak olarak küçük ada devleti bizi asırlardır Ruslara karşı öyle bir galibiyet elde ettiler ki Osmanlı dönemin Osmanlı matbuatında ve ondan sonraki dönemde çok geniş yer aldı ve çok sevindik. Bizim dövemediğimiz, savaşta yenemediğimiz Rusları Japonlar yendi. İkinci hadise efendim 1910'lu yıllarda İslam dünyasında şöyle bir şaiye meydana geliyor. Japonlar İslamiyet'i kabul edecek. Ve Japonya'ya İslam alimi olarak kimi gönderelim? Osmanlı matbuatında bu ciddi ciddi tartışılıyor ve Ahmet Mithat Efendi de karar kılınıyor. Rusya'da Sadri Maksude Arsal, daha sonra İtilal'den sonra. Fakat bir müddet sonra bakılıyor ki bu bir şaiaymış. Hatta Falih Rıfkı Atay'ın Batış Yıllarında yanılmıyorsam yazıyor. Mesela Amiral Togo'dur. Rusları yenen Amiral Deniz Togo komutanı. Halid Edip Adıvar'ın çocuklarından birinin ismi koyuyor, Togo diye. Togo diye koyulduğu rivayet edilir. Bazı kaynaklarda bu doğru değil diyor ama ben Falih Rıfkı'da bizatihi okudum. Togo, yani bu kadar. Efendim bir de işte Abdülreşit İbrahim'in seyahatnamesi. Ondan sonraki dönemde Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesi, birbirimize uzak olmamız, sevginin artmasında bizde. Ama birinci sebep benim şahsi kanaatim odur ki, bir de mağdur olduk. Ertuğrul'un batması orada, işte o esirlerin, özür dilerim, o Ertuğrul personelinin Japon zırhlısı tarafından İstanbul'a getirilmesi. Bir hadise de şu vardır. Şimdi efendim, Birinci Dünya Harbi'nde biz Ruslara çok sayıda esir verdik. Ve bu esirlerin bir kısmı Vladivostok ve Sibirya tarafındaydı. Ve Japonlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu esirleri bir savaş gemisiyle alıp İstanbul'a getiriyorlardı. Fakat bu arada biz Yunanlılarla savaştığımız için Yunanlılar geminin İstanbul'a gelmesine izin vermediler. Pire Limanı'na çektiler ve o esirleri tekrar esir almak istediler. Fakat Japonlar direndi ve vermedi esirleri. Bu dedi Japon devletinin bunlar misafiridir. Ve aylarca o esirler gemide yaşamak zorunda kaldı ve bakımsızlıktan, gıdasızlıktan, çünkü geminin ambarlarında gıda bitmişti. Ve bu da dönemin matbuatında yer alınca işte bunlar etki yaparak Japonlara karşı, yani Japon amiral o esirleri Yunanlılara teslim edip memleketine dönebilirdi ama vermedi. Burada da orada samuraylardan gelen bir ahlak var değil mi hocam? Vefa, dürüstlük, erdemlik gibi bir takım kültürel kökenlerinden gelen şeyleri vardır. Şey bakımından Japonların ve o da devam etmiştir. Mehmet Akif ve Abdülreşit İbrahim'in ilişkilerine belki farklı bir perspektiften şöyle bakabiliriz.
Abdülreşit İbrahim küçük bir yerleşim olabilir. Ben Taray'ı bilmiyorum doğrusu. Küçük bir yani köy. Oradan köy diye geçiyor. Köy evet. St. Petersburg'a gelip orada bir takım ilmi diyelim, kültürel olabilir bir gazete çıkarması. Onun sadece 7 numaralı resimle Mekke, Medine'de gazete var. Eğitim almasıyla izah edilemez diye düşünüyorum. Yani o dönemde St. Petersburg Rus Çarlığı'nın başkentidir. Ve orada 1902 ile 1905 yılları arasında Mehmet Akif'le ilk buluşmasını benim tahmin ediyorum. Yani uluslararası ilişkiler bakımında, toplumlar arası ilişkiler bakımında bunun çok iyi irdelenmesi lazım diye düşünüyorum. Henüz bu konular çok Türkiye'de araştırılmış değil diye düşünüyorum şahsen, benim okumalarımda göremedim. Ancak 1902-5 arasında St. Petersburg'da bulunup hocamın sözüne ettiği bir takım yayınları yapması, Tara'dan kalkıp ya Sibirya'daki milliyetçi muhafazakar Müslümanların desteğini almış olması lazım ya da benim düşündüğüm başka bir faktör, bu bir dış destek olabilir. Oradan destek almış olması lazım bu yayınları sürdürebilmesi için. Fakat seyahate çıkmadan önce tekrar Taray'a dönüyor. 1905'in kışında bahar aylarında Kazan'a geliyor ve hemen akabinde İstanbul'a geliyor. Mehmet Akif'le ilk karşılaşmasının o dönemde olabileceğini sanıyorum. Yoksa Japonya'ya gidip orada kaldıktan sonra 1909-10'da dönmesinden sonra, karşılaştıktan sonra Süleymaniye kürsüsündeki şiiri yazacak kadar kısa sürede bir dostane ilişki geliştiremez diye tahmin ediyorum hocam, ben şahsen. Süleymaniye kürsüsünde şiiri, yani o kitap olarak 1912'de yayınlanıyor. Hafızam beni yanıltmıyor ise. Dolayısıyla 1912'den önce mutlaka bunların tanışmış olmaları gerekiyor. Çok önce tanışıyorlar zaten. İşte şimdi, ama sadece tanımak etmez, birbirlerini evet, iyi tanıyor olmaları. Yani dolayısıyla ben 1900 çünkü 6'da 5-6'da çünkü İstanbul'a geliyor, yine kalmıyor. Bu bir projenin ve planın devamı olması lazım. 1906'da Japonya'ya gidiyor. 8'de bir daha gidiyor. İkinci gidişinden sonra orada bir sene kalıyor, hocamın sözüne ettiği ve sizin biraz sonra mı değineceksiniz o Alemi İslam kitabına evet, konu olan aslında Siyah, onun bir hayat öyküsünden daha çok benim perspektifimden bir toplum bilimci olarak baktığımda bir İslam toplumlarını değil ama içinde Müslümanların da yaşadığı Uzak Doğu'dan Mekke'yi de Medine'yi de içine alan bir seyahattir. Bu seyahat metnini kaleme almanın arkasındaki bir imaj çalışması ya da bir Batı modernitesinin ötesinde yeni bir Türkiye'deki muhafazakar, milliyetçi o dönemdeki modernleşmeci Mehmet Akif gibi kişilerin modernite yaklaşımına o şiirde de görülen odur. Süleymaniye kürsüsündeki seslenişinde işte Japonların kıyıya set çektiklerini, bir takım arzu edilen şeyleri içeriye aldıklarını, diğerlerini dışarıda bıraktıklarını ve adeta İslam kimliğini orada yaşandığını, yaşanabileceğini ifade ediyor ki bu aslında o dönemdeki 1900'lerin başındaki Batı'daki seküler moderniteyi reddeden muhafazakar, yani Batı'nın medeniyetini alalım Ziya Gökalp'ın bakışıyla ancak teknik tarafını, kültürel boyutunu almayalım denilen bakış açısının tam da ta kendisidir denilebilir. Maalesef hocam o da hiç mümkün olmuyor. Yani teknolojiyi, tekniğini aldığın zaman onunla beraber bu perspektif
Kimin şeyi derseniz bu belki bir başka konudur diye düşünüyorum. Çünkü Mehmet Akif, affedersiniz, tanışması 1906-5-6 arasında olması lazım. Çünkü oraya gidiyor, kalıyor. Orada bir nirengi noktası var. Yani hem Mehmet Akif'i yönlendiren bu şiiri yazmaya dinamik bir şey, hem de Abdülreşit İbrahim'i sevk ve idare eden bir plan var. O planın o dönemde Japonya olduğunu düşünüyorum ben. Yani o da şöyledir. İlk aslında bir subaydır kendisi. Askeri kökenlidir. Kimden bahsediyorsun hocam? İsmini vereceğim şimdi. O Abdülreşit İbrahim Tokyo'ya gidip tanıştığı zaman pek çok şeylerle tanışıyor ve onun önünü açan da bu Tokyo Camii'nin yerini filan veren de aslında Japonya'nın İslam toplumunun artık imparatorluğun yıkılmakta olduğunu gördüğü için İslam'ın en iyi temsilcisi olabilecek bir Hristiyan toplum da değil, ülke de değil, bir imparatorluk hayali de var. Hocamın sözüne ettiği Japonya imajının o günkü Türk medyasında, Osmanlı medyasında da oluşmasını sağlayan bir şeydir bu. Japonya'daki organizasyon diyebiliriz. Yani Japonlar'da bilinçli bir şekilde yaptılar diyorsunuz. Tabii. Sizin hocam, Yamako efendim, diye bir zatla orada geliyorlar ve o seyahati organize edenler de Ömer Yamako ve yine aynı ekibin içinde Hindistan'a geldiğinde bu ana kıtada filan daha önce kendisiyle Tokyo'da tanışmış olan başka sivil diye gösterilen ancak Ömer ismini alıyor. Kendisi hocamın dediği gibi Hicaz bölgesinde eğitim aldığı için Arap entelektüel çevresiyle de o Ömer ismini alan Japon'la tanıştırıyor. Amaç Osmanlı İmparatorluğu bir imparatorluk devlet olarak Japonya'ya destek verecek pozisyonda değil. Çünkü onu hocamın sözüne ettiği 1870'lerden itibaren test ettiler Japonlar. Dediler ki Batılılara tanıdığınız askeri, siyasi, ticari imtiyazlara dönük yani bir anlamda kapitülasyonlara benzer bir anlaşmaya bizim rıza gösteriyorsanız biz sizinle diplomatik ilişki kurabiliriz dediler. Viyana'da, önce Londra'da başladı, sonra Viyana'da, St. Petersburg'da. Fakat Osmanlı bunu kabul etmediği için şeyi gerçekleştiremedi. Dolayısıyla Abdülreşit İbrahim'in yaptığı şey İslam coğrafyasındaki belirli entelektüel çevrelerini Japonların, imparatorluk hayali içinde olan Japonların oralara sızarak oralarda İslam toplumlarıyla, Müslüman kitleleriyle temas kurmasını aracılık edecek bir pozisyondur diyebiliriz. Hocam sizin konuşmanızı aldığım benim şu, Abdülreşit İbrahim'in bu kadar kolay seyahat etmesi, Japonya'ya gidip gelmesi ve bu imkanları bulmasının altında Japon devletinin onu desteklemesi olduğunu. Ben öyle düşünüyorum. Düşündüğünüzü anlıyorum. Hocam isterseniz Mehmet Akif'in o sabahtan yani programın başından beri konuşmamıza, sohbet etmemize vesile olan şiirini Enis Yıldırtan'ın sesinden bir dinleyelim. Sonra tam olarak niçin Mehmet Akif bu Japonları şiirine konu edecek kadar önemsemiş o konuyu konuşalım. Onu tasvire zafer yâb olamam hayrettir. Şu kadar söyleyeyim, din-i mübinin orada ruh-i feyyazı yayılmış, yalınız şekli bu da. Siz gidin saffet-i İslam'ı Japonlarda görün. O küçük boylu büyük milletin efradı bugün, Müslümanlıktaki erkan-ı siyanette ferit, Müslüman denmek için eksiği ancak tevhid. Doğruluk, ahde vefa, vade sadakat, şefkat, acizin hakkını ilaya samimi gayret. En ufak şeyle kanaat, çoğa kudret varken, yine ifratla vermek, veren eller darken,
kimsenin ırzına, namusuna yan bakmayarak, yedi kat ellerin evladını kardeş tanımak. Öleceksin denilen noktada merdane sebat. Yeri gelsin gülerek, oynayarak terki hayat. İhtirasat-ı hususiyeyi söyletmeyerek, nef-i şahsiyi umumunkine kurban etmek. Daha bunlar gibi çok nadire gördüm orada. Adem'in en temiz ahvadına malik bir ada. Medeniyet girebilmiş yalınız fenniyle. O da sahiplerinin lahik olan izniyle. Dikilip sahile binlerce basiret, iman, ne kadar maskaralık varsa kovulmuş kapıdan. Garbın eşyası eğer kıymeti haizse yürür. Moda şeklinde gelen seyyiye gümrükte çürür. Gece gündüz açık evler, kapılar mandalsız. Herkesin sandığı meydanda bilinmez hırsız. Ya o mahviyeti insan göremez bir yerde? Togo'nun umduğunuz tavrı mı vardır? Nerede? Gidelim der, götürür. Sonra gelip ta yanıma çay boşaltırdı. Ben içtikçe hemen fincanıma. Müslümanlık sanırım parlayacaktır orada. Sade Osmanlıların gayreti lazım arada. Misyonerler gece gündüz yeri devretmediler. Ulema vahyi ilahi mi bilmem bekler. Efendim, Enderun sohbetleri devam ediyor ve Mehmet Akif Ersoy'un Süleymaniye Kürsüsü'nde isimli şiirinde Japonya'yı anlattığı bölümleri konuşacağız bu bölümde. Hocam, Abdülreşit İbrahim'i bence gayet iyi anlattınız. Bir kanaat bence hasıl oldu. Bu bölümde de müsaadenizle şiirle orantılı ve şiir üzerinden gidelim ve şiir Mehmet Akif'in sözlerinden yola çıkarak Japonya'yı tanımaya çalışalım. Mehmet Akif'in bize yansıttığı Japonya'yı ile günümüzdeki Japonya arasındaki benzerlikleri, Osmanlı modernleşmesi ile Japon modernleşmesi ilişkileri konuşalım. Evet. Ama hocam, siz Ahmet Can hocamızın Mehmet Akif ile Abdülreşit İbrahim'in 1906 yılında görüşme ihtimalini konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi sizce efendim... Ahmet Hocam'ın söylediği gönülde olan, fakat gerçek maalesef biraz farklı. Şimdi 1904'te Abdülreşit İbrahim İstanbul'da tutuklanıyor ve Rusların arzusuna. Şimdi ama burada şu mesele var. Halifenin başkentinde bir Müslümanın tutuklanarak kafirlere teslim edilmesi çok ağır bir iş. Ayrıca Sultan Abdülhamit döneminde Rusya'da çıkan gazetelerin, Abdülreşit İbrahim'in Ülfeti dahil, hepsinin imparatorluk topraklarına girişi yasaktır. Bununla ilgili arşivde onlarca belge var. Özellikle Şarki Rus, Hayat, Ülfet ve Tercüman. Mesela Tercüman'ın yasaklanması üzerine İsmail Gaspıralı İstanbul'a geliyor. Efendim diyor, Tercüman'ı niye yasaklıyorsunuz? Ve işte matbaasında bastırdığı kitapların önemli bir bölümünü sultana hediye ediyor. Normalde biz şunu düşünebiliriz. Rusya'da İslam basımı neşet etmiş. El altından bunların desteklenmesi gerekir. Evet. Şu anda çağdaş devletler böyle yapıyor. İşte Türkiye'de medyayı el altından... Ama Abdülhamit ayrı bir siyaset yapıyor o dönemde. Şimdi efendim ve yasaklıyor. Ve Amerikalı bir Tatar asıllı Amerikalı tarihçi Azade Ayşe Rorli böyle bir fikir ileri sürüyor. Abdülreşit İbrahim diyor daha önce Japonya'ya gitti, fakat bununla ilgili hiçbir kayıt belge yok. Abdülreşit İbrahim ile Mehmet Akif'in tanışması Sırat-ı Müstakim'e gelen makalelerle oldu ve Süleymaniye Kürsüsü'nün yazımına
kadar geçen sürede dostluk gelişti. Bu arada Mehmet Akif Alemi İslam'ı okuyor ve bir kitap hakkında, çok fazla yoktur Mehmet Akif'in bir tanıtma yazdığı, İlk defa bu kadar lezzetli bir kitap okudum diyor. Şimdi o seyahatnameyi baştan sona okuduğu için ve Sırat-ı Müstakim'de... Bu seyahatnamede aynı zamanda Japonları anlatıyor değil mi? Evet. Bir ikinci tabii. En çok Japonlardan bahsettik. Evet, tabii bu Ahmet Hocam'ın konusu Japonları, Abdülreşit İbrahim niye çok seviyor? Bunlar diyor Müslüman değil ama Müslüman gibi yaşıyorlar diyor. İşte mesele burada. Yani bunlar Müslüman olsa yani herhalde dünyayı başka bir hale sokarlar diyor. Ve işte orada ahde vefa, dürüstlük, temizlik. Fakat bazı adetleri tabii Abdülreşit İbrahim'in de hoşuna gitmiyor. Mesela çıplak olarak hamama girmeleri vesaire bazı. Fakat evlerde işte haremlik, selamlık, eve ayakkabıyla girmeme vesaire. İşte hırsızlık vakalarının çok fazla olmaması. Abdülreşit İbrahim tabii ki bu arada Japon istihbaratıyla da bir teşviki mesaisi var. Çünkü Japonlar İslam dünyasına bir yayılma politikası İkinci Dünya Savaşı'ndan önce izliyorlar. Ve Abdülreşit İbrahim onun için 1933'te tekrar Japonya'ya davet ettiler. Sizin bu söylediğiniz Ahmet Can Hocam'ın söylediklerini destekliyor gibi. Yani o da Japonların Abdülreşit İbrahim'i düşündü. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde de şeyleri de arasında biraz bağlantı da kurmak lazım. Yani siz hocam Abdülreşit Mehmet Akif Ersoy ilişkisi üzerinden daha Osmanlı, erken başladığını Osmanlı ve Japon ilişkisini de mi ilişkilendiriyorsunuz? Efendim bunu tabii. Olsa yazardı Abdülreşit İbrahim. İlişki yazamaz efendim. Yok. Bu kitabı bile kendisi resen yazmış olduğunu ben düşünemiyorum. Yani öyle inanıyorum ben, öyle benim okuduğum... Peki hocam, sizi bu kanaatin hasıl olmasına neden olan... Pek çok faktör var efendim. Okudu, üslup mu, yani o adamın yazısı... Şimdi efendim, Ertuğrul Gemisi... Bu arada şiir güme gidiyor hocam. Tabii, yani hatırlatayım. Wakayama'da vefat edip içinde bir gemi imamı da var. Onların çocuklarının torunlarına gönderdiği mektupların bir kısmı var. Onlar dünyaya kendi modernitesini tanıtmak için iki büyük savaş gemisiyle ve topladıkları bağışla İstanbul'a kadar geliyorlar. İşlerinden bir tanesi de gazetecidir. Yamada diye bak. Gazeteci diyorum tırnak içinde. Bu gazetecinin dışında bir başka kişi de Osmanlı ordusundaki subaylara Japonca eğitimi vermeye başlıyor. Saraya o kadar giriyor ki. Yamada bugünkü Karaköy'de bir tane ticari ofis açıyor arkadaşlarıyla birlikte. Bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan pek çok şey var. Japon ürünü var. Seramik ve uzak doğu resimlerini içinde alan, üzerinde bitki ve ağaç şeyleri. Dolayısıyla bu sadece... Abdülreşit İbrahim'in Mehmet Akif'le tanıştığı dönemde değil, ondan 15-20 yıl önce başlayan bir süreçtir. Kaldı ki Ahmet Hocam ama ilk defa zaten Japonya'yla münasebetlerimiz belirttiğiniz dönemde başladı. Ondan önce Japonlarla münasebetimiz yoktur. Yani Osmanlı Devleti'nin dış politikası gereği işte ilk münasebetler hocamın bahsettiği dönemde başlıyor. Yani Japon heyetinin İstanbul'a gelmesi, sultana hediyeler getirmesi ve bunun üzerine de Ertuğrul işte gitti. Abdülhamit evet. O 1904 Rusya-Japon savaşında bağımsız kalıyor. Oraya Pertev Paşa diye bir tane Osmanlı subayını gözlemci olarak gönderiyor. Fakat hocamın tutuklanmasının perde arkasında da o vardır. Abdülhamit'in büyük güçler arasındaki denge politikası. Ben diyor Japonları Türk toplumu sevebilir ancak Abdülhamit de sevebilir, ilişki kurmak istemiş. Siyaseten Japonya lehine herhangi bir propaganda ve yayın yapmayı kesinlikle engellemiştir Abdülhamit. Hocam şimdi konuya dönersek Ömer Yamakoğlu yani çünkü... bu Alemi İslam kitabı üzerinden Mehmet Akif onu okuyarak bir şiiri yazmış değildir.
Siz yazmış olamayacağını düşünüyorsunuz. Hayır. Çünkü Abdülreşit İbrahim Uzak Doğu'daki... Peki neden yazmış olabilir hocam sizce? Bu bir Japon modernitesini muhafazakar İslam toplumuna ve Osmanlı payitahtındaki belirli çevrelere tanıtmak üzere kaleme aldırılmış bir metin olduğunu... Hocam siz bunu Osmanlı modernleşmesinin bir parçası olarak mı görüyorsunuz? Çünkü hani böyle Osmanlı modernleşmesini hızlandırsın, Osmanlı teşvik etsin diye kullanılan Batı bir araç Batı modernitesinden farklı olmasını düşünen muhafazakar, milliyetçi ve ittihatçılara da yakın olan Mehmet Akif gibi zümrelerin hoşuna giden bir metin. Yani ikna etme için de bir tabii şey. İkna bir metindir. Çünkü Ömer Yamako denilen o ilk şey hacı olduktan sonra İstanbul'a geliyorlar ve burada uzun süreli konferanslar dizisi yayınlanıyor. Alem-i İslam'ın ilk yayını sanırım farklı matbaalar olabilir. 1911 falan yani. Yani dolayısıyla bu kişi... Kaç hocam? Yani 1912'de yanılmıyorsam. O zaman 12'de yayınlandıysa o kitabı yani okuyup yazamaz. Fasikül olarak. Önceden fasikül okudu. Bir de efendim... biz tarihçiler belgeyle konuşuruz. O Ahmet hocamın söylediği bu olayların kanaatlerinin hiçbir belgesi yoktur. Efendim Japonlar evet İslam dünyasına bir pencere açmak istiyorlar ama Abdülreşit İbrahim'in o kadar Japoncası iyi değil, İngilizce de bilmiyor. Abdülreşit İbrahim oradaki Tokyo'daki Hintli Müslümanlar, Mısır'dan gidenler var ve Rusça. Ama dediğim gibi Abdülreşit İbrahim'in teşkilat-ı mahsusayla ilişkisi var. Efendim Japon istihbaratıyla ilişkileri var. Derin bir adam. Derin bir adam bu manada ama Sultan Abdülhamit'le ilişkileri hiç iyi değil maalesef. Eğer işte onun iyi için olsaydı, müracaatına vatandaşlık iyi, alamıyor. İttihatçılar zamanında alıyor vatandaşlık. İyi olsaydı, müracaatı yok efendim. Müracaatı olsaydı verirlerdi belki. 29'da tekrar vatandaşlığa geçiyor, 35'te de atılıyor. Bir de vatandaşlık serüveni de ilginç Abdülreşit İbrahim'in. Yani 1935'te mi vatandaşlık? Evet, vatandaşlıktan Bakanlar Kurulu kararıyla. Onun gerekçesini? Onun gerekçesi de ne yapıyor bir? Sudan bir sebep. Yani şöyle efendim, bu şimdi size çok basit bir örnek vereyim efendim. Japonya'ya ilk defa 3 tane Mektebi Sultani mezunu, 3 genç ilk defa Tokyo'ya üniversite eğitimi almak üzere gönderiliyor. Bunlardan birisi, bunların gitmesini de Abdülreşit İbrahim, Abbas Salim Paşa ve Sırat-ı Müstakim organize ediyor. Bursları Abbas Salim Paşa veriyor. Fakat hatta onun resmi varsa arkadaşlar gösterebilir. Bakayım efendim. O resim yoktur. Dönüşte bu Hasan Fehmi isimli, bu da ilginç. Şimdi Japonya'da eğitim görmüş, hukuk okumuş fakat devlet buna hiçbir üst düzey kadro vermemiş. Edirne'de muallim mektebinde öğretmenlik yapıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Tarihte ilk defa Japonya'da hukuk okumuş Hasan Fehmi Edirne İdadisi'nde çalışıyor. Hasan Fehmi Japonya'dan döndükten sonra Abdülreşit İbrahim aleyhinde çok kötü bir tezvirat da bulunuyor. Bu çok ilginç yani onun hamisi onu Japonya'ya gönderen sonra 35'te de şu tezvirat denilen şey hocam orada bence gerçekleri görmüştür. Tezvirat değil yine Osmanlı arşivlerinde var. Ben de sosyal bilim çalışıyorum ama arşiv belgesini de çok iyi inceliyorum. 1915 hocam, yılında arşivden hocası 1915 yılında bir lahya kaleme alıyor. Kim alıyor hocam 1915'te lahya? Hasan Fehmi denilen arkadaş. Bu neşredildi efendim. Evet. Yani dolayısıyla şeyler çok karma karışık. Hocam bu işin içinden çıkamayacağız. Evet. Bir evet. Şeye dönelim. Japonya şeyine dönelim. Tamam mesela. Şimdi hocam ben sorunuz, şimdi Japonlar da nasıl millettir?
onu tasvire zafer ya bulamam. Hayrettir. Yani ben diyor Japonların ne kadar büyük, ne kadar başarılı, ne kadar güzel bir millet olduğunu tarif etmekten acizim, anlatamam diyor. Diyerek başlıyor. Buradan bir Mehmet Akif Ersoy'un Japonlara, Japon milletine karşı bir hayranlık beslediği şu giriş cümlesinden hemen anlaşılıyor. Bir kere hayran. Şu kadar söyleyeyim, din-i mübinin orada ruhu feyyazı yayılmış, yalınız şekli bu da. Yani İslam dini orada, bu da adı bu da ama uygulamaların sizin az önce söylediğiniz hususta sureta Müslümanlık davranışları Müslüman gibiler fakat işte Budizm, Budistiz diye dolaşıyorlar diyor. Bunu Müslüman olmak yani Müslümanlığa yakın ve Müslümanlara yakışan tavırları, davranışları Mehmet Akif'in Japonlarda gördüğü bu tavır ve davranışlar nedir hocam? Onun Müslüman olarak Müslümanlara benzetmesine sebep olan özellikleri nedir Japon milletinin? Çok kısa ben bir şey söyleyeyim. O şiirin devamında sanırım diyor ki işte İslamiyet sanırım parlayacaktır orada. Osmanlı'nın gayreti lazım arada diyor. Fakat Osmanlı gayret etmiyor efendim. Şöyle gayret etmiyor. Abdülreşit İbrahim diyor ki burada bir Tokyo'da mescit inşa ettireceğiz. Bunun planlarını Osmanlı mimarları çizsin. Eski resim efendim 43 1 ve 2'ye bakarsak bu caminin mimarisi bizim mimariye benzemez. Ama 73'teki tam bir işte Osmanlı camilerinin küçük bir minyatürü. Efendim cami için sadaka toplayalım diyor ve bunun için de bir İstanbul camisine benziyor. Evet. Turgut Özal zamanında yapıldı hocam bu cami. Şimdi mimarları da İstanbul, hadise de şöyle Türkiye'de efendim yani. Deprem Tokyo bir deprem memleketi olduğu için Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde bir Tokyo ziyareti var. Türkiye Büyükelçiliği camiyi yıktırıyor çünkü depremde zarar görmüş. Yıkılıp işte insanlar altında kalabilir. Bir Japon gazeteci Demirel'e şunu soruyor. İşte o dönemde de işte bu 89'lu yıllar falan Bulgaristan'da İslam mabetleri yıkılıyor falan. Japon gazeteci Demirel'e şunu diyor. Siz diyor Balkanlar'da Osmanlı eserleri diyor yıkılırken diyor sesinizi çıkarıyorsunuz diyor. Peki Tokyo'daki camiyi yıktınız niye yaptırmıyorsunuz diyor. Demirel de diyor ki yaptıracağız diyor. Ama tabii Turgut mesela, Özal ve Diyanet İşleri. Bugün efendim. Diyanet İşleri Başkanı, yani Türkiye Diyanet Vakfı yaptırmadı mı camiyi? Ya evet, Diyanet İşleri Başkanlığı yaptırdı. Vakıf yaptırdı. Vakıf yaptırdı. Şimdi 1895'te Petersburg'daki Büyükelçilik'teki katip Sultan Abdülhamit'e bir dilekçe yazıyor. Çok kısa geçeceğim. Diyor ki efendim burada Müslümanlar ibadethaneleri yok. Bir salon kiralıyorlar ve orada ibadet ediyorlar. Yani buraya bir ufak da olsa cami yapılabilir mi diye soruyor ama dilekçeye hiçbir cevap verilmiyor. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinde cami yaptırıyor. Ben şimdi diyorum ki demek ki 100 yıl önce ile 100 yıl sonra Türkiye'nin farkı ortada. İşte Tokyo'daki eserimiz, efendim Bişkek'teki eserimiz, şurada burada. Şimdiki Türkiye Cumhuriyeti 1895'teki devletten çok çok fersah fersah daha güçlü. Abdülreşit İbrahim camiye plan için müracaat ediyor. Kayıtsızlık, cevap bile verilmiyor. O nedenle hani Sultan Abdülhamit'in bir hatıra defteri bulunmuştur. Orada da yazıyor işte efendim ben Uzak Doğu'ya bir imam gönderdim falan. Bunlar biraz uydurma. Bu konuda hiçbir belge yoktur. Ve Abdülreşit İbrahim'in Mehmet Akif'e, çünkü sohbet ediyorlar her gün. Anlatıyor ve o da işte Şevke geliyor ve Süleymaniye kürsüsünde yazıyor. Yani bu inanmadan yazacak bir şey değil. Hocam şimdi ben bu Japonları tarif ediyorum. Onu edilmesinin farklı kaynakları var. Hocamın anlattıkları doğrudur. Akif hakikaten Japonya ile ilgili
teferruatlı bilgi almıştır. Kaynağı sadece Abdülreşit İbrahim'in o kitabı da değildir. Ama Ahmet Hocam o dönemde Hasan çok Fehmi, fazla o çok fazla kaynak yok ama yani. Hasan Fehmi, Abdülreşit İbrahim'in oğlu Ahmet Münir bir üçüncü şahıs Tokyo'da. O Tokyo'da ölüyor, geri dönemiyor. Eğitim alıyorlar. Yine bu eğitim aslında farklı eğitim alıyor olsalar da birisi hukuk, birisi yabancı dillerde filan. Orada Japonya'yı tanıtan mektuplar gönderiyorlar ve bu mektupların bir kısmı Sebilur Reşat gazetesinde yayınlanıyor. Hocam onları daha iyi şey yapacak. Bir üçüncü kaynak ise İstanbul'a gelip giden hem Rusya Müslümanları, Kafkasya Müslümanları ve Balkanlardaki Osmanlı coğrafyasındaki Müslümanların Haç'ta karşılaştıkları Hindistan ve Çin Müslümanları üzerinde Japonya ile ilgili ayrıntılı bilgiler alıyorlar teferruatla ilgili. Yani Mehmet Akif'in kaynağının sadece şeyin fasikül halinde ya da baskı halinde okuduğu Alem-i İslam kitabı değildir. Onu zenginleştiren arkada mektuplar, başka ilişkiler ve münasebetlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugün baktığımızda onu yazdığı dönemdeki duruma benzer bir şey söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Size bir hatıramı anlatayım İslam'a bakışlarıyla ilgili. 95 yılıydı, henüz yeni gittiğim yıllardaydı. Emniyet biriminden aradılar bulunduğum şehirde. Dediler ki, yani onların İslam'a ve insana verdiği önemle ilgili. Efendim dediler, Türkçe konuşan 3 tane kişi var burada. Bunlara çevirmenlik yapmak ister misiniz dediler. Dedim ki ya ben çok o kadar şeyim yok. Çevirmen olacak kadar Japonca değil mi? Japoncam yok. Dediler ki bunlar Türkçe konuşuyorlar. Siz bize az da olsa bizim meramımızı onlara, onların meramını bize anlatırsanız bu bizim için yeterlidir. Daha ayrıntılı şeyi sonra şey yaparız dediler. Oraya varınca işin vehametini öğrendim tabii. Bunlar hırsızlıktan. İslam diyorsunuz ya, hocam da dedi, hakikaten hala bugün taşra denilen yerlerinde ana evlerin kapısı sürgülüdür yani. Bizdeki gibi onlarca kapı yoktur. Bunların hırsızlıkları evden değil, daha çok sokaklarda, caddelerde bulunan otomatik şeylerdir. Oradaki paraları alıyorlar. Evde çok böyle uygun paraya tahvil edilebilecek şeyler yok. Hırsızlıktan gözaltına alındıklarını öğrenince ve onların da Türkçe konuştuklarını bilince utandım bir Türk olarak doğrusu. Fakat sonra onların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadıklarını öğrenince biraz teselli buldum. Ve 3 kişi hakikaten Türk kökenli bunlar. İran vatandaşı. Ben işte patçat Japoncamla tercümanlık yapıyorum. Öğle saati geldi. Dediler ki biz dediler artık bir belirli mesafeye geldik. Öğle istirahatı lazım. Bunlara da istirahat gerekiyor. Siz dediler bunlara bir sorar mısınız lütfen? Karın açma. Niye mi? Karınları aç olup olmadığını değil, burası dediler bir Müslüman ülkesi değil. Bunlar İran vatandaşı, orası bir İslam Cumhuriyeti. Bizim burada da bismil et yok yani, besmele ile kesilmiş et bulmakta zor. Bunlara sorar mısınız, ne ikram edelim? Yani haram olmayan bir şey ikram etmeyelim. Zaten onlar haram işleyerek oraya gelmişler. Vardım sordum bunlara, dedim ki böyle böyle söylüyorlar bu Keysatsu'nun mensupları yani emniyetin insanları. Bana dedikleri, hocam zaten biz hırsızlıktan suçüstü yakalanmışız, bir günah işlemişiz. Başka bir et de yesek bunu ne fark eder ki dediler ya. Bunu adama anlatmaktan utandım doğrusu. Dedim ki siz dinle bunlara balık verin.
balık eti getirin ya da spagetti türü bir şey verin. Yani insani değerlere, İslami şeylere bu kadar şey yapıyorlar. Mesela bizim gittiğimiz zamanda Ramazan ayı geldiğinde bizde pek çok çevrede sorgulanır. Ya sabahtan akşama kadar insan aç kalır mı diye. Japonca'da dancikidir. Orucun adı mı? Orucun adı. O süre geldiğinde ya insanlar demez ki sen bunu niye yemiyorsun? Böyle bir şey yok. Hatta orası görünüş itibariyle modern bir toplum gibi görünse de menüler iki türlüdür yani. Ben ilk kez bunu gittiğim yıl oranın iklimine adapte olamadığım için hastaneye yattığım sırada öğrendim. 85 yaşlarında bir adam, aynı hastane odasını paylaşıyorduk. Bana dedi ki, ben bu zamana kadar dedi kırmızı et yemedim dedi hiç. Bütün hayatım boyunca deniz ürünleriyle beslendim. Kimse ona demez ki ya sen hangi çağda yaşıyorsun? O çocukluğundaki alışkanlığını artık bırak, kırmızı et ye. Zaten koyun, keçi eti bulmak zor da diğer dört ayaklı büyükbaş hayvanlardan tüketebilirsin demiyor. Yani insanın tercihine saygı duyulan bir şeydir. Şimdi hocam, şimdi şiirden de devam edeyim. Tabii, hocam buyurun. Bundan anlatıyor. Şimdi diyor ki, Ruhu Feyyaz'ı yayılmış, yanlış onu okumuştum. Siz gidin saffeti İslam'ı Japonlarda görün. Yani İslam'ın özünü, ne olduğunu Japonlarda görün. O küçük boylu büyük milletin efradı bugün, o kısa boylu büyük milletin çocukları, fertleri, vatandaşları bugün, Müslümanlıktaki erkanı siyanette ferit, Müslüman denmek için eksiği ancak tevhid. Yani onlar diyor, Müslüman, onlara Müslüman demek için sadece bir kelime-i şehadet getirmedikleri kalmış. Kelime-i şehadet getirdikten sonra başka bir şey yapmalarına gerek yok. Hep zaten Müslümanlar. Doğruluk, şimdi başladık saymaya. Ahde vefa, vade sadakat, şefkat, acizin hakkını ilahiye samimi gayret. Yani Japonların hasretlerini. Şimdi Mehmet Akif gitmedi. Bunları tabii işte sizin bahsettiğiniz kaynaklardan duydu. Bir, doğruluk, dürüstlük. İki, ahde vefa. Bu da çok mühim bir şey bence. Üç, vade sadakat. Söz verdi mi, sözünde durma. İşte az önce siz anlatmıştınız değil mi hocam? Gemidekileri evet. O bize emanet diyor. Evet. Biz diyor vermeyiz diyorlar. Evet. Şefkat, merhamet. İşte sizin anlattığınız o arkadaş, Türklere yapılan muamele. Acizin hakkını ilahiye samimi gayret. Yani zayıfların, zavallıların, kimsesizlerin haklarını yememek. Onların hakkını yükseltmeye, gözetmeye samimi bir şekilde gayret ediyorlar. Şimdi Mehmet Akif'in şeyi. Efendim, bir şu kısa bir giriş yapayım. Şimdi 1900, yani 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar Türkiye'de Japonya ile ilgili neşriyatın sayısı çok azdır. İkinci Meşrutiyet'ten itibaren sayı artmıştır. 1908'den sonra. Evet, 1908'den sonra artmıştır. Çünkü ondan önce matbuat üzerinde bir sansür olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani birbirimizi kandıracak değiliz. Ve merkezin izni olmadan bir kitap basılması, hele hele işte başka milletleri öven falan çok mümkün değildir. İkinci Meşrutiyet'ten sonra müthiş bir matbuat dünyasında zenginlik meydana gelmiştir. Mehmet, hocamın bahsettiği Hasan Fehmi mesela bir müddet sonra Japonya'dan mektuplarını Sırat-ı Müstakim yerine Edirne'de çıkan Say ve Tetebbü diye bir Natıf Kansu diye birisi bir küçük taşra dergisi çıkarıyor, oraya gönderiyor. Niye? Çünkü Hasan Fehmi'nin anlattığıyla Abdüreşit İbrahim'in anlattıkları arasında bir farklılık olduğunu muhtemelen gördüler ve dergide neşretmemeye başladılar. Bunun üzerine o nedenle... Çünkü muhafazakar evet. Camianın Japonya algısı... Orada genelde başkadır yani. Eğitimle, yani orada da genelde eğitimle ilgili yani... Hasan Fehmi'nin olumsuz
Kanaatlerim var hocam. Efendim? Yok. Abdülreşit İbrahim'le ilgili bir kanaatleri Abdülreşit İbrahim'e dönüktür. Yani Abdülreşit onun... İbrahim'e dönüktü hocam. Orada diyor ki işte kendini müftü olarak gösteriyor. Efendim hatta işte Rusya Müslümanların Şeyhülislam'ı Şeyhülislam'ı diyor. Şey ama diyor. Yani bunun için koca bir dilekçe verilir mi? Yani Abdülreşit İbrahim kadıdır. Şeyhülislam de olmasa da kadıdır. Söyledin zaten. Katerina evet. Dönemi değil kadı, mi? Evet neredeyse. Kadılığı var. Onu söylemiştim. Evet. Hocam yani burada şu ana kadar hakikaten değişen en ufak şeyle kanaat çoğa kudret varken yani kanaat yani varlık içinde bile, yok gibi yaşamak evet. Rahmetli annem derdi dünya dolu toprak yılan gıdım gıdım yemiş derdi. Yani her taraf toprak biter mi? Bitmez ama o bile yani nasibi doyacağı kadar yermiş, alacağı kadar alırmış derdi. İşte bu. En ufak şeyle kanaat çoğa kudret varken. Yani 10 porsiyon yemek elinde mevcut iken doyacağı kadar bir porsiyon yiyip kalkıyor. Onu yiyemez zaten İsmail Bey üstadım. Japonlar o kadar modernleşmelerine rağmen hala batıdan gelen çatal ve bıçak kullanmazlar yani. Evde de restoranlarında da haşi denilen, o chopstick denilen onlarla. Dolayısıyla böyle haldur huldur karnına o şeyleri atmanın imkanı yoktur. Çöple pirinç pilavını da onunla alacaksınız. Lapa lapa yaptık ya işte ben onu yani yenebiliyor bir şey yani. Çok yani o kadar çok bizim götürmek... Bizim pirinç pilavını çöple yiyemezsiniz ki hocam. Yani. Evet. Onlar... Sonra pilavdan dönene kaşığı kırılsın nereye gidecek değil mi? O bizim pilavımız için değil. Efendim onların... ada devleti kanaat etmek lazım. Hocam yokluk, kıtlık. Onlar da evet. Zor zaman samuraylar çağında tabii. Ne zorluklar geçiyor. Çok yani bizim, yaşamışlar. Yani, İslam'ın işte bence o... temel prensibi üstadım Kur'an'ın ilk emriyle başlıyor. İkra diye oku. Japonların Mehmet Akif'in Süleymaniye kürsüsünde sözünü ettiği İslam'a temel prensiplerine en yakın şeylerinden birisi odur. 19. yüzyıldan başlayarak en ileri düzeyde olanlar İngiltere'dir. %20 civarındadır. Japonlar onlardan biraz üzerindedir. %30'lardadır. Çok okuyorlar değil mi hocam? Efendim? Yani kitap basma oranları ve kitap sayıları çok fazla. Basma oranı da okur yazarlık. Meiji restorasyonundan hemen sonra %100'e çıkarttılar. Dokuma... Hocam arada birkaç isim söylüyorsunuz. Onlar ne diye sormaktan iştinab etmemin nedeni konunun dağılıp uzaklaşmasından tabii. Ve şu şiiri okuyamamaktan dolayı tabii, olduğunu hatırlatayım. Lütfen. Şiiri bitirin İsmail Bey ondan sonra konuşalım vaktimiz kalırsa. Zaten şiir de tam da bizim söylediklerimizi. Şimdi dedikleri şey, bugün de öyle mi hocam? Kanaatkarlar hala değil mi diyorsunuz? Tabii. Şimdi burada yine ifrat ile vermek, beren eller darken, kimsenin ırzına, namusuna yan bakmayarak, yedi kat ellerin evladını kardeş tanı. Şimdi hocamın dediği odur. Yani ben de ilk gittiğimde yaşadığım kültür şoklarından birisi odur. O Türk hamamı dedikleri ofuro, onların dilinde Türk hamamı anlamına gelir. Kaplıca şeyleri temizlenme. Orada hakikaten batılılar gelinceye kadar anadan uğrayan giriyorlar. Yani dolayısıyla karşı taraftaki erkeğe falan zaten bizim anladığımız manada kadın erkek birlikte değildir o hamamlar. Erkek erkeğedir. Ama bir yabancı geldiğinde de bizim hamamda olduğu gibi bir peştemal verirler. 19. yüzyılda beyaz adam geldiği zaman şeyi ayırmışlar artık. Eskide Japon Japona kadınla erkek birlikte giriyor. Onların kültüründe bu normal olan bir şey. Dolayısıyla kimsenin namusuyla ilgili tabii canım. Yani buradan bir şey söz konusu değil onlarla onların. Şey namusuna yan bakmayarak. Hayır öyle bir şey. Yedi kat ellerin evladını kardeş tanımak. Yani bir de böyle. Öleceksin denilen noktada merdane sebat, yeri gelsin gülerek, oynayarak terk hayat. Yani bu i̇şte da, o da harakiri kültürüdür üstadım. O Amerika, oynayarak terk hayat. Evet, kamikaze şeyleri, uçaklarıyla öleceğini bilerek, 2. Dünya Savaşı'ndaki saldırıları falan, onlar fevkalade anlatılabilecek bir şey değildi. Bir zarar vermiş ise, bir banka yöneticisi, şirket yöneticisi ilk yapacağı iş
harekiri yapmaktır. Bu insanları ben aç bıraktım falan diye. Mesela benim gittiğim dönemde büyük deprem oldu. 15 bin kişi öldü. Deprem bizde olduğu gibi binaların çöktüğü için olmadı. Eski bir kent dokusu söz konusu olduğunda doğalgaz filan yer altında olmadığı halde yangın çıktığı için yaşlı nüfus da hareket edemediği için yangınlarla oldu. Belediye başkanı söz vermişti şu kadar süre içerisinde bunları inşasını başlayacağım diye. Maalesef o sürede başlayamadığı için bir mektup yazdı. Size karşı mahcubum. Sözümde duramadım diye ayrıldı. Yine geçen yıllarda vefat eden Abe, onun babası öldürülmüştü o. Bu Muğun tarikatının ilişkileri nedeniyle. Abe-san biliyorsunuz Japonya'da en uzun süreli başbakanlık yapan, onun ataları da başbakanlık yapmış, kayınpederi tarafı da orada tanınan bir insandır. Artık kendi şahsi rahatsızlığından dolayı sağlık problemlerim var diye başbakanlıktan çekilmişti. Daha önce de çekilmişti. Son ölmeden önceki çekilişi de öyledir yani. Yani kamuya hizmet edemeyeceğini düşündüğü için ayrılıyor. İhtirasat-ı hususiyeyi söyletmeyerek nef-i şahsiyi umumunkine kurban etmek. Evet, sözünü ettiğim şey işte. Yani diyor, kamunun hukuku, menfaati varsa benim şahsi, kişisel menfaatimin asla ve asla söz konusu olamaz. Öncelik kamunun, toplumun hukuku, menfaati diyor. Bitti Japonlar mi? Bitti mi şiir İsmail Bey? Şey bitmez hocam. Siz lütfen söyleyin. Yok hayır yani sadece merak ettim. Üstadım öyle şeyler olur ki mesela bizde deprem oluyor. Biliyorsunuz onlar da 2011 yılında bir nükleer kaza oldu ve büyük bir tsunami oldu. O tsunami esnasında insanlar barınma sorunu, beslenme sorunu geçici olarak yaşadılar. Ama insanlar dağıtılan ekmek olsun, barınmaya dönük bir takım şeyler olsun, bir tanesini alıyor, sıradan çıkıyor. Yine o tsunamide evler ahşap olduğu için selle gidiyor, büyük kasalar bulundu. Büyük kasalar yani. O bulunan kasaları insanlar alıp açıp içindeki parayı almakla ilgili uğraşmıyor. Yani. Yağmalamadılar mı? Gidip haber veriyorlar yani. O çünkü kendi malı olmadığını biliyor yani kendisine ait olmayan. Dolayısıyla Japonlarda temel olan şudur. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için ilkesi geçerlidir. Yani ihtiyaç olduğunda bütün toplum birey için, bir kişi için ama gerektiğinde de birey devlet için, toplum için ve cemaat için kendi hayatını feda eder bir şeydedir. Yani bu bir erdemdir, bir Japon karakteridir diyebiliriz. Hocam sizin sözünüz arasında geçti, ileride gelecek dediğiniz şey. Hani bu anlatıyor sonra diyor ki, Müslümanlık sanırım parlayacaktır orada. Sadece Osmanlıların gayreti lazım arada derken Osmanlılardan beklediği gayret ne? Yani işte belirttiğim cami inşası için mesela diyor ki Osmanlı mimarları, Müslüman mimarları planı çizsin ya da caminin yapılması için ihale toplansın. Fakat o dönemde bunlar maalesef gerçekleşmiyor. Ya da Japonlar, efendim şimdi şunu düşünün, o Japonlarla biz aşağı yukarı yani Rusya Türkleri, Müslümanları, Osmanlı Devleti yenileşme dönemimiz birbirine biraz yakındır. Yani Japonlar Avrupa'ya öğrenci gönderiyor, öğrenci mektebini bitiriyor, geri dönüyor. Bizimkiler ise geliyor, bizi beğenmiyor. O şiirde ondan da yakınıyor. Yani tükürürüm yüzüne diyor, işte benim eşimin, kızımın hicabından diyor utanıyormuş falan diyor.
Yani burada biraz Japonların verdiği sözde, ahde vefada, yani bizde işte Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışına bir sürü insan gönderiyor, bir de bakıyorsun adam dönmüyor. Japonya'da böyle bir hadisenin vuku bulması mümkün değildir. Gittiysen döneceksin. Ama bizde yüzlerce öğrenci vardır ki devlet yetimin hakkını onlara vererek Avrupa'ya göndermiştir ama o öğrenciler geri dönmemiştir. İşte Amerika'da, İngiltere'de ya da başka vilayette kalmıştır. Japonya'da Japon hükümetinin bursuyla gidip geri dönmeme diye bir hadise yoktur. Bunu düşünemezsiniz bile. Efendim Osmanlı hoca göndersin ama Osmanlı'da hangi hoca İngilizce, Japonca biliyor ki gönderecek de orada onlara İslam'ı anlatacak. Bir de o dönem misyoner çağıdır. Dünyanın her tarafında misyonerler cirit atıyor. Bugün de aynı şey. Şimdi Türk dünyasının Kazakistan'a, Kırgızistan'a gidin. Her tarafta misyoner. Efendim o dönemde Japonya'da. Abdülreşit İbrahim de işte bunu diyor. Hocam yani ne diyor? Şimdi dediniz mi? Özür dilerim. Misyonerler gece gündüz yeri devretmedeler. Evet. Ulema vahyi ilahiyi mi bilmem bekler. Yani diyor ki niye bizim misyoner, yani misyoner bizde yok da tabii İslam'ı Japonlara bizim anlatacak. Ulemamız, diyor, ulemamız Allah'tan nerede? Allah'tan bayır gelmesini mi bekliyordum? Evet. Ya bu misyonerler Hristiyan yaymak için dolaşırken bizimki. Ama maalesef Osmanlı Devleti'nin en güçsüz olduğu dönemler. Trablusgarp Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, ardından işte Kurtuluş Savaşı falan. İlişkilerimizin tam iyi olacağı bir dönem ama araya işte bu 10 yıl, 20 yıl sürecek savaşlar girdi ve ilişkilerimiz gelişemedi. Yani Japonlarla ilişkilerimizin tarihi kökenleri 1880'li yıllara kadar gitse de esas gelişme 1990'lı yıllardan sonra olmuştur. Japon firmalarının Türkiye'de büyük ihalelere girmesi, işte Türk Hava Yolları'nın Japonya'ya seferler başlatması vesaire. Bunlar Turgut Özal hocam. Turgut Özal'ın vizyon, Cem Kozlu diye onun bir Türk Hava Yolları'nın genel müdürü vardı. Ben Japonya'ya mesela, Japonya dediğinizde İsmail Bey 12 saat uçakla gidiyorsunuz. Yani öyle yakın bir belde değil ki. Ve Japonlara aynı zamanda da dünyaya da bağlıyor mesela şimdi Türk Hava Yolları. Yani Japonya İstanbul merkezli diyelim, Amerika'ya şuraya buraya gidiyor. İlişkilerimiz Cumhuriyet döneminde azmaz fakat esas 1990'lı yıllardan itibaren Osmanlı'nın son döneminde başlayan iyi ilişkiler maalesef işte Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesiyle gelişemedi. Üstadım, Japonya'da gidenler bir defa iyi seçiliyordu. Orada imparatorluk üniversiteleri var. En başında Tokyo gelir. Yurt dışına gönderecek insanların altyapısına uygun yani. O toplumun mizacına, karakterine, ülkede temsil edecek bir insan gönderiyor. Sadece öğrenci değil, bazen de uzman gönderiyorlar buraya. Bunu yaparken de belirli şeyleri var, kriterleri var. Ticari çalışmalar ve ticaret eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri, denizcilik için İngiltere, hukuk için de Almanya, Avrupa, Almanya, Almanya ve dolayısıyla Fransa. İdeal hukuk onlar felsefe şeyinde, Alman idealizminden büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Temel nokta ise devletin onlara sağladığı imkanlar çok kıt olmasına rağmen, yani devletin kendilerine tahsis ettiği burslar, maaşlar sınırlı olduğunu bildiği için onu dahi harcamıyorlar. O süreci ben inceledim biraz, yurt dışına giden Japonları. %5'i ile 7'si yurt dışında vefat ediyor. Olumsuz koşullarda beslendikleri ve sağlıksız ortamlarda kaldıkları için %5'i ve 6'sı. Diğerlerinin tamamı geliyor. Hocamın dediği gibi. O ülkede bir kısmına eğitim kurumları açtırıyorlar ve o kurumların başına getiriyorlar. Nitelikli müesseseler ihdas ediyorlar. Hocam şimdi önce Japonları övüyor. Sonra diyor ki, şimdi biraz kısaltarak gideceğim ben de. Nedir esbabı terakkisi? Yakından görmek,
İstediğim sonra neden böyle Japonlar yüksek? Japonların niçin bu kadar çok iyi olduklarını, yüksek medeniyete sahip olduklarını, sebebini öğrenmek için biraz araştırdım. Bu uzun boylu mesai, bu uzun boylu sefer demek bir kanaat verecekmiş bana dünyada meğer. Bu gayretlerimin sonucunda bende bir kanaat oluştu. O kanaat de şudur. Sırrı terakkiyinizi siz başka yerlerde teharriye heveslenmeyin. Yani yükselmek için başka yerlerde aramayın yükselmenin sırrı. Siz her şeyi kendinizde. İşte bu meşhur laftır. Yani Amerikalıya mı benzeyeceksiniz? Japon model mesela Türkiye'de işte gelişmişlik modelleri aranır ya. İşte Japon modeli, Amerikan modeli. Her şey kendinizde biter diyor. Evet, onu kendinde bulur yükselecek bir millet. Evet. Çünkü her noktada taklit ile sökmez hareket. Efendim işte Japonların örf adetleri, işte kılık kıyafetleri asırlardır pek değişmemiş alfabeleri vesaire. Ama Japonlar dünyanın bugün en modern toplumlarından birisi. Evet. Demek ki bunun kılıkla, kıyafetle ya da işte başka hasletlerle değişmesi mümkün değil. Bir de tutumlu millet. Yani çok tutumlu bir halk. Biz Japonya'da bir konferansa gittik. Ya yaka kartlarımızı geri topladılar. Siz İsmail Bey üniversitede çalışıyorsunuz biliyor musunuz? Bunun bizde hesabı yapılmaz. 10 tane yaka kartlarımızı topladılar tekrar kullanmak için. Ama tabii hocam orada uzun süre yaşamış. Ben çok kısa kaldım. Ama Japonların tabii başka hasletleri de var. Mesela aşırı bir kumar düşkünüdürler. Her yerde kumarhane. Japonya'da oyun salonları ve içkiyi çok içerler. Yani diğer mesela et yemiyor ama içkiyi de çok tüketiyor. Yani et yemelerini sevmiyor hocam. Pahalı olduğu için bulamadık. Hayvan yok efendim. Hayvan yok. Nerede besleyecekler o kadar hayvanı? Hocam beslemezler de paraları yok. Avustralya var aşağıda. İhraç ederler, ithal ederler. İthal ediyorlar efendim. Şeyde Batı'nın getirdiği kültürlerden birisi de kırmızı ettir. Müslümanlara haram olan hayvanlar da çiftlikleri vardır. Onları da tüketiliyor. Bifteğin de en iyisini yerler. Kobe bifteği. Dünyanın en pahalı bifteğidir meşhur yani. Bakımından, Hocam şimdi meşhur laflar geliyor. Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz hem de mesainize son süratini. Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız. Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız. İyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin. Bütün edvarı terakkiyi yarıp geçmek için. Kendi mahiyeti ruhiyeniz olsun kılavuz. Çünkü beyhudedir ümmidi selamet onsuz. Sonra dikkatlere şayan olacak bir şey var. İnkişafatını bir milletin erbabı nazar, kocaman bir ağacın tıpkı çiçeklenmesine benzetirler ki hakikat. Ne büyük söz bilene. Bu muazzam ağacın gövdesi baştan aşağı, sayısız kökleri tekmil dalı tekmil budağı. Milletin sine-i mazisine merbut oradan uzanıp gelmededir. Öyle yaratmış yaradan diye böyle devam ediyor. Bir ağaca geldi, çiçeğe geldi. Hocam ben bu metni okuduğum zaman şimdi birkaç aşamadan oluşuyor. Yani şimdi ben tabii siz modernleşme çalıştınız, biliyorsunuz, ediyorsunuz. Ben bu şiirden yola çıkarak bir edebiyatçı gözüyle okuduğum zaman bir kompozisyon metni gibi düşündüğümüzde önce bize bir hedef gösteriyor. Sonra o hedefte gösterdiği şey gibi olmamızı istiyor. O olmamız istediği şeyin gerekçelerini söylüyor. Bunları söylerken de aslında olmamızı istediği şeyin bizde olmadığına dolaylı yoldan söylemiş oluyor. Yani bu yönüyle açıldığı zaman da bir eleştiri de, toplum eleştirisi, devlet eleştirisi artık ne derseniz deyin, bir eleştiri de söz konusu. Bazen doğrudan eleştirmenin yolları, türlü türlü yolları var. Böyle bir eleştiri de ben bu şiirde okuyorum, anlıyorum. Bu hakikati var mı hocam? Ben mi yanılıyorum yoksa? Yani eleştirinin bence dozu çok önemlidir. Orada eleştiri vardır. Fakat çok alt düzeyde kalarak sözüne ettiği gibi yani Batı modernitesini, Batı'nın şeylerini alırken Japonların yaptığı gibi alalım diye söylüyor. Yani maddi unsurlarını
alalım, manevi unsurlarını almayalım diye. Orada Japonların yaptığı şey şudur. Toplum için, topluma rağmen toplumun karşısında bir takım şeyleri almak değildir. Dünyanın her tarafını onlar o modernleşme süreci içerisinde belirli uzmanları gönderdiler. Aldılar, özümsediler ve topluma da toplumu rahatsız etmeden. Hocam biz sizinle inşallah bir Türk modernleşmesiyle Japon modernleşmesini karşılaştıracağımız bir program yapalım. Buradan yapalım. Hocam süremizin sonuna geldik. Son olarak söyleyeceğiniz varsa birkaç saniye onları alalım. Evet. Arkadaşlar 23 ve 24. fotoğrafları gösterirlerse, şimdi Abdülreşit İbrahim bu kadar çalışmış, didinmiş. Fakat maalesef yaşadığı dönemde kadri kıymeti bilinmemiş bir aydın. Gurbet ellerde vefat etmiş, kabri ta Japonya'da, çocukları, torunları Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde. Mehmet Akif Ersoy'un işte 3-5 tane çok iyi dostu vardır. Onlardan birisi de Abdülreşit İbrahim'dir. Hatta 30'lu yıllarda Hilvan'a giderek, yani Mısır'a giderek Kahire'ye kendisini orada ziyaret etmiş. O nedenle de dönemin muhaberat teşkilatı Abdülreşit İbrahim'i adım adım izlemiş ve rapor vermişler ve Türkiye'den ayrılmak zorunda kalıyor. Bugün Mehmet Akif'in yani yakında vefat yıl dönümü. Evet, bu hafta evet, vefat yıl dönümü. Onu rahmetle anıyoruz. Abdülreşit İbrahim'i rahmetle anıyoruz. Millet için bir kelime dahi olsa hizmet edenlerin hepsini rahmetle anıyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Istedim. Çok sağ olun. Efendim bugün bir Enderun sohbetlerinin daha sonuna geldik. Mehmet Akif'in 150. doğum yılının son programında ve ölümünün vefat yıl dönümünde Mehmet Akif'i Süleymaniye Kürsüsü şiirinden Abdülreşit İbrahim'le olan münasebetini irdelemeye çalıştık. Yine Süleymaniye Kürsüsü'nü Enis Yıldırtan'ın sesinden dinleyerek sizlere veda ediyoruz. Haftaya yeni bir Enderun sohbetlerinde yine yeni bir konu ve yeni bir konukla birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Onu tasvire zafer yâb olamam hayrettir. Şu kadar söyleyeyim, din-i mübinin orada ruh-i feyyazı yayılmış, yalınız şekli bu da. Siz gidin saffet-i İslam'ı Japonlarda görün. O küçük boylu büyük milletin efradı bugün, Müslümanlıktaki erkan-ı siyanette ferit, Müslüman denmek için eksiği ancak tevhid. Doğruluk, ahde vefa, vade sadakat, şefkat. Acizin hakkını ilaya samimi gayret. En ufak şeyle kanaat, çoğa kudret varken, yine ifratla vermek, veren eller darken, kimsenin ırzına, namusuna yan bakmayarak, yedi kat ellerin evladını kardeş tanımak. Öleceksin denilen noktada merdane sebat. Yeri gelsin gülerek oynayarak terki hayat. İhtirasat-ı hususiyeyi söyletmeyerek, nef-i şahsiyi umumunkine kurban etmek. Daha bunlar gibi çok nadire gördüm orada. Adem'in en temiz ahvadına malik bir ada. Medeniyet girebilmiş yalınız fenniyle. O da sahiplerinin lahik olan izniyle. Dikilip sahile binlerce basiret, iman, ne kadar maskaralık varsa kovulmuş kapıdan. Garbın eşyası eğer kıymeti haizse yürür. Moda şeklinde gelen seyyiye gümrükte çürür. Gece gündüz açık evler, kapılar mandalsız. Herkesin sandığı meydanda bilinmez hırsız. Ya o mahviyeti insan göremez bir yerde? Togo'nun umduğunuz tavrı mı vardır, nerede? Gidelim der,
götürür, sonra gelip ta yanıma çay boşaltırdı, ben içtikçe hemen fincanıma. Müslümanlık sanırım parlayacaktır orada. Sade Osmanlıların gayreti lazım arada. Misyonerler gece gündüz yeri devretmediler. Ulema vahyi ilahi mi bilmem bekler.